şeyleri tabii ben çok faydalı buluyorum böyle. İnşallah önümüzdeki dönemde de yine farklı konularda gerek bölgeyle ilgili, gerekse diğer uluslararası boyutu olan, siyasi boyutu olan olaylarla ilgili yine bizim böyle personele konferans şeklinde olabilir. Bu şeyler, sertifika programları sizin çok ilk gördük, hatırlıyorsun geçen yıl. Arkadaşlarımız gerçekten keyifle katıldılar bu programlara. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de yine neler yapabiliriz? Bunları düşüneceğiz ve konuşacağız hep birlikte. Bugün Suriye konusunda Ercan Çitlioğlu hocamız, Yakın Doğu Enstitüsü'nde görevli hocamızın Suriye konusundaki sunumunu hep birlikte burada dinleyeceğiz. Sizin de çok yakından takip etmekte olduğunuz gibi Arap Baharı sonrasında bölgedeki sorunlar büyüyerek bir savaş halini almış durumdadır. İki dönem bakanlığımız ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki bu işbirliği artarak da devam edecektir. Müzakerelere davet edilmemesi konusunda konsensüse varılan örgütler olarak sadece iki örgütün adı geçiyor. Yani bir IŞİD, iki El Nusra. Dolayısıyla dışarıda kalan ve radikal İslami akımları bir anlamda ideolojik öncelik haline getiren diğer örgütlerin bu müzakerelere katılıp katılmayacakları konusunda çok ciddi bir boşluk var. Kaldı ki yine hepinizin bildiği gibi Rusya Suriye'deki silahlı muhalif gruplar konusunda ılımlı muhalifler veya radikal muhalifler tarzında bir ayrım yapmadığını ve yapmayacağını, dolayısıyla bütün bunların hepsinin terör örgütü olarak adlandırılması ve algılanması yönünde bir görüş açıkladı. Pişmesiyle ve belirli olayların vesile olup da uyanan bir canavar gibi bir izlenim edindim. Ve o anlamda da tabii Kıbrıs'a da bakarken kendi çıkarıyla olur. Bir tavır alacak.